Elimde bulunan karar 2018 yılında halk ekmek borçlanmasına ilişkin olan meclis kararı. Şimdi size onu okumak istiyorum. Özellikle buraya getirilen borçlanma kararlarına itiraz eden bazı arkadaşların dikkatle dinlemesini istiyorum. İstirham edeceğim. Komisyon görüşü, meclis kararı da bu şekilde zaten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarla sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılanması amacını teminen, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere kanuni azami borçlanma oranı yılı içinde diye başlayan ve sonrasında iç borçlanma için İstanbul Halk Ekmek, Un ve Unlu Maddeler, Gıda Sanayi ve Anonim Şirketlere borçlanma yetkisi verilmesiyle, niye verildi belli değil kararda, uygulamanın İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'nün koordinasyonu altında şirket karar organları tarafından alınacak kararlarla yürütülmesi ilişkin karar alınması talebi. Yani belediye meclisi elinde var olan bütün yetkiyi Halk Ekmek iştirakinin yönetim kuruluna, İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şirketin yönetim kuruluna verecek ve onlar yürütecekler. Neden geldiği belli değil. Bak bu komisyon raporu burada, meclis raporu burada. Neden olduğuna ilişkin burada tek bir kelime yok. Ayrıca bu borçlanma kararının bütün unsurlarının belediye meclisinin yetkisini devrederek ilgili şirketin, iştirakin yönetim kurulu tarafından uygulanması noktasında bir talep var başkan. Şimdi biz böyle bir taleple gelsek bugün acaba komisyondaki arkadaşlar ne derler? Evet derler mi böyle bir şeye? Demezler. Sayın başkan, ikincisi seçim döneminde burasının %50 tamamlanmış olduğu iddiası da gerçek değil. Seçim dönemi fiziki gerçekleşim oranı %7 sayın başkan. %7. %7. Evet. Makineler dışında fabrika inşaatının, şu ana kadar yapılan fabrika inşaatının tamamının finansmanı da öz kaynakla sağlanmış durumda. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden herhangi bir borçlanma olmadan karşılanmış durumda. Buranın yaklaşık maliyeti 229 milyon lira ve şu ana kadar 370 milyon artı kademelik bir para ödenmiş durumda buraya. Bunun ihale tarihi de 28 Mayıs 2018. Zaten seçim dönemine kadar buranın %50'sini tamamlamış olma ihtimali de yok. Hemen bakın burada fotoğrafları göreceksiniz. Daha önce kamuoyuyla da paylaşıldı. Bomboş arsa. Sayın Başkan, bomboş arsa. Üzerinde neredeyse çivi çakılmamış. %7 demek yani sadece yer teslim yapılmış. Bir iki ufak tefek işte yeri düzeltmesi gibi işlem yapılmış. Ama tesviye esas iddia şey farklı şey. Tarık Bey, ona cevap verirsek. Ben şimdi... Açıldıktan sonra faaliyete geçmediğiyle ilgili bir onu da cevap vereceğim Sayın Başkan. Ben geçen ay bu konu burada gündeme geldi. Gündeme geldiğinde çok açık bir biçimde burada deneme test üretimlerinin yapıldığını, çok sayıda orada ürün üretileceğini, bunun için makinelerin ayarlanması gerektiğini ifade etmiştim. Ve çok açık biçimde cevap vermiştim. Bunun üzerinde AK Parti'nin Sayın İl Başkanı bölgeye 1 kilometre uzaklıkta bir yerden bir basın toplantısı yapmayı tercih etti. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Özge Hanım'a Sayın İl Başkanı'nı fabrikaya davet etti. Keşke Sayın İl Başkanı, yani öyle gazetelerden falan değil, bizzat kendisi gözleriyle görerek içerideki durumu analiz etmeyi kabul etseydi daha faydalı olurdu. Şimdi şöyle de yapabilir Sayın Başkan, arkadaşlarımız arzu ederlerse aybaşı itibariyle bütün belediye meclis üyelerimize bir davet çıkartalım ve bütün belediye meclis üyelerimizi yeni yapılan Halk Ekmek fabrikamızı gezdirelim. Sizin başlattığınız arkadaşlar lütfen. Sizin döneminizde tamam. Başlatılan, AK Parti döneminde başlatılan ve bugün bitirilmiş olan tesiste İstanbullulara nasıl hizmet verdiğimizi, hatta hep birlikte hizmet verdiğimizi birlikte görelim. Bundan da hep birlikte gurur duyalım. Sonuç itibariyle arkadaşlar, yani Halk Ekmek fabrikası yapıldı. Orada ekmek üretimi yapılacak, İstanbul'a hizmet verecek. Önemli olan o tesiste İstanbullulara hizmet edilmesi. Şimdi AK Partili arkadaşlar, bence Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim dün mü başladı, bugün mü başladı, yarın mı başlayacağı düşünmek yerine İstanbul'da ekmek fiyatları 5 lira olmuş. Ekmek fiyatlarını nasıl düşünürüz? Bence onu düşünsünler. Ekmek fiyatları nasıl ucuzlar onu düşünsünler. Maliye Bakanlığı ve ekonomi kendilerinin yönetiminde İstanbul'da ve Türkiye'deki ekmek fiyatlarının maliyetlerini düşürmesi noktası çalışmaları yapsınlar. Biz kendilerine başka bir şey istemiyoruz. İstanbul Halk Ekmek olarak İstanbul'da biz ekmek üretiriz, üretmeye devam ederiz. Teşekkür ederim. AK Parti döneminde başlatılan ve
açılışı gerçekleştirilen, üretim yapılmayan ama açılışı gerçekleştirilen Halk Ekmek Fabrikası'nın tamamlanması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar yapmış olduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Başlattığımız bir proje bugün İstanbullulara hizmet edecek bir noktaya gelmiştir. Fakat ilginç olan, geçmiş dönemde buranın borçlanması ile ilgili meclise gelen karara Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz etmesiydi. Bugün Tarık Bey bambaşka bir şey söyledi. Projeyle ilgisi olmadığını, yapmış oldukları red kararının, muhalefetin projeyle alakası olmadığına dair bir fikir, bir beyanda bulundu. Bunu düzeltelim. O dönem meclis üyesi olan Hakkı Sağlam, meclis kararını okudu ama meclis zabıtlarının da okumasını ben tavsiye ediyorum arkadaşlara. Gerçi o dönem meclis üyesiydiler, bu konuşmalardan haberdardılar. Şöyle diyor, bakın. Halk Ekmek Fabrikası CHP döneminde kuruldu. Hepimizin özenle yaklaştığı bir kurum. İhalelere bir Türk, bir Hollandalı ve iki Alman firması katıldı. Hamur yoğurma, hamur şekillendirme, mayalandırma gibi ünitelere milyonlarca lira ödenecek. Fabrikanın üretim hatları için gerçekleştirilen toplam 132 milyon liralık ihaleyi bir Alman firması aldı. Bu üretim ünitelerini Türkiye'de yapan onlarca firma var ve de yarı fiyatına. Arkadaşlar, projenin içeriğiyle ilgili itiraz ettiğinize dair bir beyan bu ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesinin beyanı. Gerekçeniz o gün buydu. Projenin yapılmasıyla ilgili, projenin bütçelendirilmesi ve borçlanmasıyla ilgiliydi. Zannediyorum bu yeterlidir. Tarık Bey, yeterince konuşuldu ama bakın. Yani bunu şimdi gene söz hakkı doğacak. Bu konu çok tartışıldı. Bununla ilgili detaylı açıklama yaptınız bakın. Kendisi de nasıl? Bitmez ama o söz hakkı bitmez. Bitmez. Tarık Bey lütfen rica ediyorum. Yani okunan soru önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tarık Bey, lütfen. Bakın isimler sürekli söyleniyor. Lütfen rica ediyorum. Israr etmeyelim. Lütfen bu konuyu kapatıyorum. Daha sonra önümüzdeki günlerde tekrar açın, gündeme getirelim. Lütfen. Şimdi şöyle, yönetimle alakalı olarak bir problemimiz var. Sürekli olarak burada aynı şeyi yaşıyoruz. Yani AK Parti sözcüleri istediler her konuda her şeyi söylemek konusunda serbestler. Biz buna cevap vermek noktasında sürekli olarak kısıtlıyorsunuz. Bu tavır doğru bir tavır değil. Bu konuda zaman zaman... Şimdi az önce Murat Bey benim ismimi vererek raporu okudu, tutanakları okumadı söyledi. Ben de açtım, elimde tutanaklar duruyor. Tutanaklardan bir cümle okuyacaktım. Ama bu kadar keskin ve taraflı davranırsanız yani bu gerçekten... Meclisin insicamını bozan bir iş haline geliyor. Çok basit bir şey söyleyecektim. Hakkı Sağlam'dan sözlaştı. Elbette ki tutanakları okudum. Tarık bu Bey bakın alırken, bu konuda yani, bu eleştiriyi kabul etmiyorum. Burada belki bu mecliste grup başkan vekillerinden yani daha fazla size söz veriyorum. Ben bakın sözcüğüm tabii şekilde ki de bana vereceksiniz canım. Buna da hem ya meclis şahittir hem kamuoyu şahittir. Sayın Başkan sözcüğüm yani benim. Biraz grup eleştirilerde adına, lütfen. Grup adına ben konuşuyorum. Lütfen vicdanlı konuşalım. Son derece vicdanlı konuşuyorum. Şimdi başka, o konuyu kapattık. Arkadaşlar lütfen, lütfen, lütfen. Değerli arkadaşlar, lütfen. Bak Muhammed Bey doğru bir şey söyledi. Lütfen. Grubu sözcüsü dedi. Ben de grup evet. Adına bir şimdi şey bir kere, ifade edeceğim. Yani Halk Ekmek konusunu kapattık Tarık Bey. Niye kapattınız Sayın Başkan? Kapattık Tarık Bey. Çünkü bununla alakalı biz bakın bir soru önergesi verildi. Bizim kapatıldığı kanaatimiz yok Sayın Başkan. Soru önergesi yani, verildi. Bakın bizim kapatıldığı kanaatimiz yok. Biz konunun bir havada saniye. Kaldığını düşünüyoruz. O yüzden... Cevap vermesi gereken konularla ilgili cevap vermeye çalışıyoruz. Bakın, ama sizin bu meclis, tavrınız, sizin bu tavrınız meseleyi geriyor. Bir saniye o zaman. Bir buyurun. Saniye. Bu meclis bir mahkeme değil. Elbette. Burada arkadaşlar fikirlerini ortaya koyuyorlar. Evet. Soru önergesi veriyorlar. Evet. Soru önergesi zaten başkanlık makamına verilen bir soru önergesi. Tabii ki. Ben sadece prensip olarak bir saldırı veya size karşı gerçekten bir cevap hakkı doğduğunda bunu zaten ben veriyorum. Ama peki. Bu sorular size veya gruba verilen soru önergeleri değil. Başkanlık makamına verilen soru önergeleridir. Haklı olarak da arkadaşlar cevap istiyorlar. Yani bununla ilgili bir kere, beş kere, tabii, on tabii. kere doğru. soru sormuşlar. Bunu doğru. tabii okutacağız. Ama burada dediğim gibi burası bir mahkeme salonu değil. Peki. Her sözün karşılığında bir farklı bir söz cevap hakkı doğar. Yani siz de haklısınız. Şimdi bununla ilgili bir söz söylediğinizde
Murat Bey bununla alakalı bir cevap istese biz burada bunu günlerce bitiremeyiz bakın. Ya, onun için verecekse tabii verecek. Onun için ben bununla alakalı bakın. Istiyorum. Yani Sayın bu soru önergesiyle ilgili eğer ben size soru cevap hakkı vermeseydim haklıydınız. Ama bununla ilgili detaylı bilgi verdiniz. Şimdi bütün ben size bir şey inşaat aşamasından beri gelen bir cevap hakkı doğdu verdiniz. Ya hala bununla alakalı diyorsunuz ki ben niye konuşturulmadım? Şimdi ben size bir şey sorabilir miyim? Size soracağım. Ediyorum. Soruyu size soracağım Sayın Başkan. Lütfen arkadaşlar. Soruyu size soracağım. Evet. Şimdi Murat Bey konuşmasında şöyle söyledi. Dedi ki Tarık Bey rapordan okudu. Tutanaklar var. Tutanaklar da böyle söylüyor. İsmi vererek. Ve bu konuda direkt benle ilgili bir şey söyledi. Şimdi ya, adamın... Tarık Bey açıkladınız ama size. Tutanaklarınızı siz konuda, açıkladınız. Yapmayın Allah tutanak açıklamadım ben. Ben tutanak açıklamadım. Evet. Ben raporu söyledim. Evet. Murat Bey tutanakları söyledi. Ben de buradan elbette ki bende tutanaklar var ve hakkı sağlamı konuşması önümde. Ben de oradan bir cümleyle tamamlama ihtiyacındaydım. Evet. Şimdi burada ismi geçtiği yerde cevap hakkı doğuyor mu doğmuyor? Veriyoruz. Ben burada her cevap hakkı doğduğunu düşünüyorum. Tarık Sayın Başkan, her zaman, burada, her zaman kullanıyorsunuz bu hakkınızı. Havada bıraktınız kanaatindeyim Sayın Başkan. İtirazımız o yüzden. Yoksa elbette ki ben de söyleyeceğim, Murat Bey de söyleyecek, Faruk Bey de söyleyecek, komisyondaki arkadaşlar söyleyecek. Hatta İstanbul ilgilenen konularsa, bazen bir rayında gidiyorsa, ortada bir hakaret, bir gerginlikten de herhangi bir sorun yoksa, sadece meseleyi tartışıyorsak, İstanbulluların bilgilenmesi için bunu uzun sürede tartışabiliriz. Bunda bir sorun yok. Burası mahkeme değil. Gerektiğinde tartışılıyor zaten. Elbette ki mahkeme değil ama birisi bir şey söyledi, birisi bir şey söylemedi. O zaman işte yani meclisin insicamını bozan bir unsur haline geliyor. Mesele bunlar ibaret.